Neredesin? Şey yapalım mı? Bakma, böyle. Biz niye listeliler gibi bizde? Aşırmamız bu falan. Seni böyle bir şeye bakarken çekiyorum. Hadi. Üşenmedik, sizler için market teftişine çıktık. Gerçek bilgiyi tüm çıplaklığıyla sizlere aktarabilmek için her türlü engele göğüs gerdik. Kameralarımız ekip arkadaşlarımız tarafından kuruldu. Ben Melisa, kanal sahibi. Bu da yol arkadaşım Sedef, hakim adayı. Biz hazırız. Şu dondurma gibi görünüyor. Bitkisel yağlı, sütlü, buz. Dondurma değil adı. Oho! Kandırılıyoruz arkadaşlar. Gelin, hemen gelin. Ben de öyle burası. İçecek yazıyor arkadaşlar. Çok ya evimizi aldık. Ay kanguru gibi. Aa meyve suları burada Sedef. Olay yerinde. Ne gibi görünüyor? Meyve suyu gibi görünüyor. Çevirip bakıyoruz. Bu değil, bu yanlış. Zaten o yasaklandı arkadaşlar. Meyve suyu yazmıyor artık. Nektarı yazıyor. Yani meyve suyu diyebilecek kadar su içermiyor. Katkı maddeleri içeriyor oldukça. Yapay tatlandırıcılar içeriyor. O yüzden şunları tüketmeyin. Ev alışveriş yapmaya geldik. Kağıt havlulara bakıyorum. Alırken neye bakacaksın biliyor musun? Üç katlı. Hayır. Yani ona da bakabilirsin. Opsiyonel. Bak bak burayı çek. Birim fiyatı 11.65 yazıyor. Gel bakalım. Birim fiyatı 9 lira. Doğru. Birim fiyatı 7 lira. Bunu al git mesela eve. Böyle oluyor yani. Ama annem olsa almaz. Çünkü ucuz malın yahyası yenmezmiş. Ama öğrenciyseniz alabilirsiniz. İyi bir markadan bir parçasından alacağım. Bir, bunun 5 parçasından alacaksın. Anlıyor musunuz? Evet, işte ucuz etin yahnesi yenmez. En mantıklı olan hangisi? Pek de önemi yok çünkü almayacağız zaten. Arkadaşlar bu gece süpermarkette kaldı. Arkadaşlar herkes... Ya Sedef ya, seninki çok komik oldu. Seninki de çok komikti. Ben niye komik değilim Sedef? Arkadaşlar hep komik olacağız diye bir şey yok. Bazen de orta komik olabiliriz. Döküm tava diyor. Yalan. İnandırmak için böyle bir efekt vermişler. Fakat bu döküm mangalo tava etekti. Değil. Bıçak değdirdiğiniz an bu sıyrılacak ve altından kanserojen madde çıkacak arkadaşlar. Aa peki. Aa. Al kapat. Nasıl ya? Hemen bir güncelleme alabilir miyiz? Orada neler yaşandı içeride? Kısa özet. Nerede içeride? Neden kesildi bir anda? Arkadaşlar Migros'tan kovulduk gerçekleri biraz söylediğiniz için. Biraz daha dik durmanı istiyorum. Arkadaşlar Migros'tan gerçekleri söylediğiniz için kovulduk. Ya ben şikayet etmeyi düşünüyorum. Dilekçeyi yazmaya başladım. Şikayet edeceğiz gerçekleri söylemekten. Asla şaşmayın. Son söyleyeceklerim de bunlar. Şimdi çay tadım testi. Bir şey söyleyeyim. TikTok'ta bir kadın var biliyor musun? Berivan. Hayır. Asla cevap vermiyorum. Kadın gidiyor böyle bir yerlere, bir şeyler yiyor, içiyor. Sonra diyor ki, buranın en görevli kişisi gelebilir mi? Diyor ki, yalnız burada beni şu an binlerce kişi izliyor, bana bunu bedava verir misin? Sürekli. Öyle mi oluyor peki? Bazıları veriyor, bazıları kadını kovuyor. Ben seni çekeyim mi şimdi? Onun üzerinden 6 falan. 6 vermemin sebebi de cam bardaklı olması. Şarkılar çok kötü arkadaşlar. 2010'da gibiyiz. Bunu anlamadım pek. Netlemek için şuna basmadan şöyle hafif dokunuyorsun. Yani böyle... Ama öyle bir şeyler. Bunların tamamına dil eğitimlerimiz var. Bunların tamamına ücretsiz bir şekilde katılım sağlayabilirsiniz.